إلى مشاعر جميع المسلمين ولا نرضى بتكرارها مرة أخرى ونطالب حتى الاتحاد الأوروبي يفترض به إصدار بيان لشجب هكذا إساءات للديانات الأخرى. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Dolayısıyla İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakaret. Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Eğer bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın. Bizden de NATO konusunda herhangi bir destek Bizim abi Recep Tayyip Erdoğan o ağırlığını ortaya koymalı. Tamam mı? Kendimiz mi ne yapacağız yani? Gidelim İsveç'i yakalım bizim Kur'an'ımızı. Bekle. Allahu Ekber! Zalimler için yaşasın cennet! Zalimler için yaşasın! Yakacağız biz de. İsveç'i yakacağız bayrağı değil. Nerede bu ülkenin cumhurbaşkanı? Hacı, ince İrani ziyade matro. İsveç makamlarının buna yetkili olarak bir büyükelçilik önünde bu provokatif eylemin gerçekleşmesini, dünyadaki bütün Müslümanları, dünyadaki bütün Müslüman gençleri sinirlendirecek, dünyadaki bütün Müslümanların canını sıkacak bu işi gerçekleştirmesine izin vermesi kabul edilebilir bir durum değil.
Bunun için de, bu eylemin gerçekleşmesi için de Türkiye Büyükelçiliği'nin seçilmiş olması da tesadüf değil. Kur'an hak, uzan hak, eller kırılsın. Kur'an hak, uyuma, kitabına sahip çık. Müslüman, uyuma, kitabına sahip çık. Müslüman, uyuma. Niyetim varisleri olarak İslam'ın aydınlığında geleceği ihya edeceğiz. İslam...